CHP'nin iç politika ya da dış politik alanda bugüne kadar örneğin Suriye üzerine konuşuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Suriye politikasıyla ilgili bugüne kadar CHP'nin bir tutarlı, çerçevesi çizilmiş ve somut olarak ortaya koyduğu bir politikasını, doğrusunu isterseniz ben bilmiyorum. Yani şöyle zihnimi yokladığım zaman şunları hatırlıyorum. Suriye'de 300 binden fazla insanın ölümüne neden olmuş bir rejim ve milyonlarca insanın yerinden edilmiş, yurdundan edilmiş insanların birçoğunun yollarda hayatını kaybettiği insanlara zulüm eden Esed rejimini ziyaret etmekten, onunla diyalog kurmaktan öte benim anladığım Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik olarak CHP'nin ben somut bir önerisini bugüne kadar bilmiyorum. Bir muhalefet partisi tabii ki iktidar partisine yönelik olarak eleştirilerini yükseltmek zorunda, eleştirilerini yapmak zorunda. Bu bir muhalefet partisinin Sayın Kılıçdaroğlu'nun az önce söylediği gibi hem siyasi sorumluluğu hem de Türkiye'ye karşı, kendi seçmenine karşı bir ödevi aynı zamanda. Ama diğer taraftan şunu da sormak gerekiyor. Tamam, muhalefet partisi bugün Türkiye'nin Suriye politikasının yanlış olduğuna yönelik bir söylemde bulunuyor ama öbür taraftan Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yi etkilemeyeceği gibi bir sonuç da yok. Yani sizin yanı başınızda bir iç savaş var. Bu iç savaşta binlerce insan ölüyor, yerinden ediliyor. Bu sorun sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı, işte Avrupa'yı biliyoruz. Mülteci krizinden dolayı siyasetteki tıkanmaları, daralmaları biliyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun burada yapması gereken husus şu: tabii ki iktidarı eleştirebilir politikalarından dolayı ama çıkış stratejisinde göstermesi gerekiyor. En başından itibaren tutarlı, somut bir Suriye politikasında ortaya koyması gerekiyor. Birinci husus bu. İkincisi şu, Türkiye CHP ile ilgili olarak söylüyorum. Türkiye uzun süreden bu yana çeşitli terör gruplarının eylem gerçekleştirdiği bir ülke. Çünkü bütün sınırlarımızda iç savaş var ve bu iç savaşın bir yansıması olarak da Türkiye maalesef doğrudan etkileniyor. Daha önce Suruç'ta, Ankara'da, Sultanahmet'te, en son Ankara'da büyük katliamlar gerçekleştirildi. Burada CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun siyasal söylemlerine baktığınız zaman, belki az sonra konuşacağız, HDP'nin siyasal söylemine yakın bir söylem tutturduğunu, sadece bu son haftalarda büyük eleştirilerden sonra bu söylemini biraz değiştirerek HDP'ye yönelik bir tutuma girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla CHP'ye sorulması gereken şu: evet, siz iktidarı eleştiriyorsunuz, bir ana muhalefet partisinin görevi budur. Ama öbür taraftan da terör sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bugün dünyanın en önemli meselelerinden, bütün ülkelerin, orta büyüklükteki ülkelerin, büyük güçlerin baş edemediği, baş etmekte zorlandığı bir mesele. Yani sadece Türkiye'nin meselesi değil. O zaman yapılması gereken ve bir muhalefet partisinden toplumun beklediği şudur: burada teröre karşı nasıl bir mücadele stratejisinin geliştirileceğini de çerçevesini çizip ortaya koyup en azından iktidar partisini ve muhalefet partisinin politikalar arasında toplum bir karşılaştırma yapması gerekiyor. Sadece eleştiri üzerinden sorundan çözülemiyor maalesef. Hocam, şimdi bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin nezdinde söyleyeceğim, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarla CHP'nin ortaya koyduğu işlev arasında ciddi anlamda çelişkiler ortaya çıkıyor. Mesela işte dün grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nden aylık alacaksın, namusun ve şerefin üzerine yemin edeceksin, sonra kalkacaksın, teröristi ödüllendirir, terör eylemini özendirir gibi çadırına gideceksin, kınıyoruz ve kabul etmiyoruz dedi. Ama gelin görün ki daha öncesinde de baktığımız zaman CHP'li milletvekillerinin yine teröristlerin cenazesine katıldığını biliyoruz. İşte Sezgin Tanrıkulu bunlardan biri, sonrasında Gamze İlgezli bunlardan biri. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun söylemleri nerede, eylemler nerede? Burada iki boyutu var bunun. Birincisi şu, en azından Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısındaki açıklamanın doğru olduğunu görmemiz gerekiyor. Ama burada CHP, özellikle HDP ve HDP siyasetinin kullandığı dille
arasına mesafe koymada geç kaldı. Şöyle bir durum ortaya çıktı. CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun değişim sürecinde hem 7 Haziran'da hem 1 Kasım'da özellikle Türkiye'deki AK Parti karşıtı muhalefet ve Erdoğan karşıtı muhalefetin sözcülüğüne HDP siyasetçileri soyununca burada Kılıçdaroğlu'nun yeni çevresi, yani eski CHP değil ya da devletçi ulusalcı CHP değil, Kılıçdaroğlu'nun yeni çevresi Sayın Kılıçdaroğlu'na işte Türkiye'deki muhalefetin odağının kaydığına yönelik bir en azından eleştiri getirdiler ve bunun üzerinden de maalesef CHP o bir taraftan ideolojik tutumunu yenilemeye çalışırken tamamen çerçevesini kaybetti ve pragmatizme sürüklendi. Bu pragmatizme sürüklenme sürecinde AK Parti ve Erdoğan siyasetini eleştirilebilecek bütün hususlarda irade beyanı ortaya koyarken maalesef HDP siyasetinin olduğu çizgiye doğru savruldu. Yani daha önceden bu hendek siyasetine, şehirlerde PKK'nın ortaya çıkarmış olduğu katliamlara yönelik olarak sert bir tutum sergileyemedi. Evet. Ne zaman ki parti içerisinde Sayın Deniz Baykal'ın da başını çektiği bir grubun eleştirisine muhatap oldu, bunun ardından Kılıçdaroğlu yeni bir söylem geliştirmeye doğru yöneldi. Yani burada son olarak şunu söyleyelim. CHP içerisinde iktidarını kurmak isteyen CHP'li yöneticiler maalesef parti içerisindeki bu iktidar mücadelesini yaşarken Türkiye'nin sorunlarına sahici bir çözüm bulamıyorlar.